Esselamu Aleyküm muhterem izleyenler dünden yarına programımızla huzurlarınızdayız. Bu programımızda biraz Ermeni tarihini konuşacağız. Daha sonra Karabağ meselesine geleceğiz. Malum dünden yarına yani bundan dolayı Ermeni tarihi Ermeni e, Müslümanlık sürecinde e, Müslümanlar Anadolu'yu fethettikten sonra Ermeni milletinin yaşadıklarını konuşacağız ve sonraki süreçte bugüne geleceğiz. Yani Karabağ meselesi nasıl ortaya çıktı? Malumunuz üzere yani bin küsür yıldır bu topraklarda Müslümanlar ve Ermeniler komşuluk ilişkisi içerisinde yaşadılar. Ama son yüzyılda korkunç bir ayrılık var. Hatta trajedi yaşandı. Bunu konuşacağız değerli hocam Doktor Abdülkadir Turan'la. Evet hocam malumunuz bir Azerbaycan ve Ermenistan savaşı var. Azerbaycan işgal altında Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını azat etmeye çalışıyor. Böyle bir e, savaş süreci var ama biz e, bunun üzerinden bir geçmişe gidelim. Yani ilginç bir tarih okuması. Mesela şeye baktığımızda e, Ermenilerin ve Gürcülerin Müslüman olmamış olması bana garip geliyor. Yani çünkü yani Kürtler gibi onlar da çok erken dönemde Müslümanlarla, ilk dönem Müslümanlarıyla bir de. Yani sonraki dönem Müslümanları dersiniz ki Müslümanlarda sorun vardı. Ama ilk dönem... Belki ashab, ashabtan oluşan orduyla tanıştılar. Karşı karşıya geldiler. Müslümanlaşma ama olmadı. İlginç. Yani Gürcülerde yine hatırı sayılır bir Müslümanlaşma var ama e, Müslümanlaşmadı Ermeniler. Çok ilginç geliyor. Bu not olsun. Bir Ermenilerin özellikle Müslümanların Anadolu'ya gelişiyle e, başlayan tarihini, bizi ilgilendiren tarihini konuşacak olursak eee şey olarak da farklılar. Hani mezhep olarak da farklılar. Avrupa'nın çok içinde de sayılmıyorlar. Ee, niye biz niye bu kadar şu an ayrılmış olduğa gelmeden önce bir Ermeni tarihinin bir altını kısaca bir e, kazarsak ne çıkar karşımıza? Evet. Yani şimdi e, İslam orduları Hazreti Ömer radıyallahu zamanında Van civarına ulaştılar. Erzurum'un güneyine kadar vardı. Hazreti Yaz bin Gan orduları. Hazreti Yaz bin ordugahını Gavaş civarında bir alana kuruyor ve o dönemde oralarda yoğun bir Ermeni nüfus vardı. E, fakat e, Ermeni nüfusun daha yoğun olduğu Kafkasya bölgesinde yani ağrı ve ötesinde aslında yani e, fetihler Hazreti Osman Efendimiz zamanında gerçekleşiyor. Burada Gürcülerin temelde İslam'a karşı bir direnişi var. Yüzyıllara yayılan bir e, direnişi var. Gerçekten İslam Rusya'ya açılma konusunda e, Gürcü duvarına takılıyor. Örgütlü bir toplum, belli bir kralları var. Kral etrafında buluşuyorlar. Dağlı bir toplum, e, savaşçı bir toplum. E, ve e, Müslümanlar e, dağlarda savaş konusunda e, çok tecrübeli değildiler. Bu yüzden Gürcü engelini aşamıyorlar. Bu Gürcü engelinin aşılmamasına karşılık Ermenilerin Bizans karşısında ve muhtemelen Gürcü varlığı karşısında aynı zamanda oraya tam vakıf diyelim o Gürcülerin, Ermenilerin tutumları üzerindeki etkileri konusunda ama Bizans mühim bir unsur. Zira Ermeniler mesela Müslümanlar Diyarbakır İslam orduları Diyarbakır'a geldiklerinde Diyarbakır şehir merkezi Ermeniler tarafından yönetiliyordu. Mardin şehir merkezi Ermeniler tarafından yönetiliyordu. Hı hı. Ee, Urfa şehir merkezi hiç kuşkusuz Ermeniler tarafından e, yönetiliyordu. Yani burada Ermeni idaresi bir kısmı isyan ediyor, mesela Diyarbakır Melikesi Maria'nın isyanı gibi. Ama ezici çoğunluk henüz Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bu bölgeye de İslam'a teslim oluyor cizye vermeye kabul cizye vermeyi kabul ediyor. Ee, sonraki kısımları ise kendi krallarının liderliğinde cizye vermeyi kabul ediyorlar. Dolayısıyla İslam hükümranlığı altında iki ana elmeni topluluğu oluşuyor. Biri Diyarbakır, Urfa, Mardin, ee, Silvan, yani Mayafarkin, hı, hı. Bitlis kadar uzanan, Van kıyılarına kadar uzanan bir Ermeni nüfus. Bunlar bireysel olarak cizye vermeyi kabul ediyorlar. Ve İslam toprakları içerisinde bir Hristiyan cemaat oluyorlar. E, fakat e, daha çok e, Ahlat merkezli bir bölge. E, Ahlat'ın başkenti olduğu bir bölge. Temelde bir Ermeniye bölgesi olarak... İslam toprakları içerisinde yer alıyor, buradaki Ermeni top, e, krallığı tanınıyor, biliniyor. Böyle olunca bu uzlaşı süreci olunca hem e, Diyarbakır, Mardin ve Silvan Meafarkin çevresindeki Ermenilerin Müslümanlaşması bir gecikiyor, e, bir erteleniyor. E, Ahlat ötesindeki Ermeni e, nüfusu ise bir kütle halinde bıraktırıyor. Fakat bu kütle Müslümanların müttefiki olan bir kütle. Müslümanlar bunların sanatkarlığından istifade ediyorlar. Bunların e, tüccarlığından istifade ediyorlar. Ve en çok bunların ziraat ehli olmalarından istifade ediyorlar. Bu şekilde, bu şekilde bir koruma şemsiyesi oluşunca Ermeni toplumunun e, İslamlaşması gecikiyor. Sonraki süreçte Gürcüler İslam dünyasına gerçekten çok ağır darbeler vuruyorlar. Bu yüzden, bu yüzden Erbil e, yöresindeki Kürtler, Kürt aşiretleri, Şeddadiler e, Kafkasya'ya sevk ediliyor. Ve burada o coğrafyada tam da bugün konuştuğumuz Dağlık Karabağ, e, Karabağ'da, Laçin, Şuşa hı hı. E, çevresinde meşhur e, ta Aniye kadar varan, Kars civarına kadar varan meşhur Şeddadi Devleti kurduğu yaklaşık 250-260 yıl varlığı sürdüren Temel görevi burada Gürcülere karşı İslam'ın uç beyliğini, muhafızlığını yapmak. Çünkü Gürcü birliği bir türlü çözülemiyor. Ve bu Gürcülere karşı e, yaşanan süreçte Ermeniler İslam ordularına hizmet ediyorlar. Onlarla beraber hareket ediyorlar. Buna karşılık Müslümanlar da onları kendi halleri üzerine bırakıyorlar. Hı hı. Bu süreç Osmanlı'ya geçtiğimizde bir malum bir milleti sadıka kavramı doğuruyor. Yani Ortodoksluk Bizans'ın çökertilmesiyle Osmanlı'nın müttefiki olmayı kabul ediyor. Bu iki ana kanadı var Ortodoksluğun biri Rum kanadı, diğeri Ermeni kanadı. Esasen İstanbul'da ciddi bir Ermeni nüfus yoktu. Fakat hı hı. Fatih Sultan Mehmet ee, dışarıdan İstanbul'a Ermeni nüfus getirtip, burada onlar için Ortodoks Patrikhanesi'nden bağımsız bir patrikhane tayin edip, e, böylece onlara bir hüviyet kazandırdı ve e, Osmanlı ekonomisinin çevrilmesinde onlara bir rol verdi. Sonraki ta 19. yüzyıla kadar dolayısıyla Ermeni toplumuyla ciddi hiçbir sorun yaşanmıyor dikkat ederseniz geçenlerde Ayasofya camisi açıldığında İstanbul Ermeni patriği hı hı. E, o çıplaklar oraya gideceklerine evet. e, Müslümanlar oraya gidip e, Tanrı yansınlar diye bir açıklama yaptı. Hı hı. Hala böyle bir Ermeni kitle var. Geçenlerde yine e, vefat eden bir Ermeni milletvekili e, vardı Markar e, e, Senyan mıydı? Ee, o da konuşmalarını dinlemişsinizdir. Ee, muhtedil bir insan. E, muhtedil bir insan. Dolayısıyla Ermenilerin bir kısmı bu milleti sadıkar rolünü devam ettirdi. Fakat 19. yüzyılda Avrupa'nın şöyle bir politikası var. Bir, Rumlar, Anadolu Rumları hariç bu arada bunu çok dikkate almak lazım. Balkan Rumlarını, özellikle Mora Yarımadası Rumlarını tamamen ele geçirmişler. Onları kullanmaya başlamışlar. Yahudiler dengeyi gözetliyorlar, gözetiyorlar. Geriye kullanabilecekleri unsur olarak Ermeniler kalıyor. Bunun için Ermenilerin bir kısmı Katolikleştiriliyor bu arada. Bir kısmı Protestanlaştırılıyor. Ermeniler normalde Gregorian mezhebinden değil mi? Ortoksluğun, ortoksluğun he? Ermenilere özgü bir mezhebine mensuplar. Evet. Yani Ermenilik aynı zamanda bir mezheptir. Hı -hı. Hem bir kayınadadır. Hem aynı zamanda bir mezhepadır. Ermeniler içerisinde misyonerlik faaliyetleri yürütülüyor. Osmanlı'nın bütün önlemlerine rağmen başarılı oluyorlar. Bir kısmı protestanlaşıyor, diğer bir kısmı katolikleşiyor. Ve burada burada Osmanlı Ermeni nüfusuna sirayet ediliyor çift kanatlı olarak. Bir kanadı burada İngiltere merkezli Fransa, daha sonra Amerika. Bunların ortaklığından buraya bir kol atılıyor. Bu kol katolikleşme ve protestanlaşmayı sağlıyor. Diğer bir kol ise Rusya üzerinden ve Kafkasya merkezli olarak Ermeniler üzerine çalışıyor. Biz 1900'lü yıllara daha gelmeden, 1850'li yıllara daha geldiğimizde biz her iki kolun da işte bilmem Taşnak örgütü, hı hı. bilmem şey hı. örgütü bunların ikisinin de hem Rusların hem Bata, şey, Batı'nın yani ee, klasik Avrupa'nın e, Ermeniler içerisinde Osmanlı'ya karşı örgütlendiğini göreceğiz. Teşkilatlar kurduklarını göreceğiz. Bununla beraber malum Osmanlı'ya sürekli baskılar yapılıyor. Aslında Tanzimat Fermanı dediğimiz 1809 hı hı. Fermanı gerçekte azınlıkları Osmanlılarla eşitleme fermanından başka hiçbir şey değil. Bu Ortodoks Rum ve Ermenilere dayanıyor. Sonra sonra 1856 bu ıslahat fermanıyla bu iyice zemine iniyor. Ve bu iki ferman aynı zamanda Avrupa'nın Ermeni nüfusa yönelik elini uzatması, Rusya'nın elini uzatması ilk kez Ermenileri iç içe yaşadıkları Kafkasya dahil, bugünkü Karabağ dahil e, Kürtlere karşı ki hani Avrupalıların, Müslümanların şövalyeleri dedikleri gerçekten çok e, özgüveni sağlam bir halk Kürtler. Kürtlere karşı bir e, ...avantajlı hale getiriyor ve bu Kürtler açısından çok e, üzücü bir hadise olarak algılanıyor yani biz Ermenilerin bile gerisine düştük bu çatışmaya yol açıyor evet. Karabağ bölgesindeki mesele de tümüyle Kürtlerle alakalıdır 1823 da Rusya'nın o bölgede Karabağ'da yaptığı nüfus sayımına göre burada 9.500 Azeri aile var 2.500 Ermeni aile var ve bu Azeri aile dediğimiz aslında e, ee, tamamına yakını Kürtlerdir. Tamamına yakını Kürtlerden oluşan kendilerine Rusya onları Azeri olarak kayda geçiriyor. Bu bilinen bir e, husus. Karabağ bölgesinin ana nüfus yapısı Laçin ve çevresi. Ee, fakat Ermeni nüfus daha mı baskın o dönemde? Yok 9500 Azeri nüfus, 2500 Ermeni ha, nüfus. Tamam. Şu anda Ermeni nüfus daha baskın. Hı hı. Süreç içerisinde. Burada, burada bu iş gittikçe çatışmaya, karşılıklı öldürülmelere yol açıyor. Ama Kafkasya'daki süreç apayrı bir süreç bahsedeceğim. Bunu da kısaca hemen bitiriyorum. 1878'de bir kere bu daha önce Karlofça anlaşmasıyla Osmanlı malum ne zaman henüz 19. yüzyıla girmeden bir dezavantajlı duruma düşüyor. Ama yaklaşık 100 yıl sonra 1878'e geldiğimizde Osmanlı Ermenileri Himaye etmeyi, aslında Kürt saldırıları karşısında himaye etmeyi e, üzerine alıyor. Ve vilayet-i sitte meselesi ortaya atılıyor. Bu ilişkileri daha da karmaşıklaştırıp bir kısım Ermeni nüfusun bizim coğrafyamızdan, yani Diyarbakır'ından, Van'ından, Ağrıs'ından e, sökülüp, Bitlis'inden, Bitlisinden sökülüp Ermenistan'a, Kafkasya'ya doğru göç etmesine yol açıyor. Bu sefer bu orada da bir soruna, yığılmaya, bir yığılmaya e, yol açıyor. Sovyet Rusya kurulduğunda ise hocam, e, Sovyetler e, burada başta Müslümanlara epey Lenin avantajlar sağlayacağını iddia ediyor. Bunu aslında bir programımızda e, çok güzel bir şekilde ele al alabiliriz. Ben Müslüman bu ay, Kongresi düzenledim. Bu ay imzar in için yazdım bu meseleleri. Orada bir Müslüman kongresi düzenliyor. Kafkas Müslüman kongresi hmm. düzenliyor. Cuma günü tatil ilan hmm. ediliyor. Ama tümüyle aldatmaca Lenin ölümünün hemen ardından Gürcüce konuşan Yahudi Stalin'in, bizzat Gürcü, Tiflis çevresinden e, Stalin'in, Sovyet Rusya'nın başkanı olmasıyla bütün insicam bozuluyor. Süreç tamamen Kürtlerin aleyhine dönüyor. Burada başta esasen 1930'lara kadar devam eden e, Laçin merkezli bir Kürt muhtar bölgesi ilan edilmiş. Onlar kaza diyorlar. Oruk diyorlar hı hı. Ruslar buna. Kürdistan'a sor denilen şey. Ee, burada bir bir, bir 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 o coğrafya Kürdistan deniyor resmi adıyla. Hı hı. Kürdistan kazası deniyor 1920'li yıllardan sonra. Fakat Stalin'in sürekli politikalarıyla buradaki Kürt nüfus ve Sünni Türk nüfusu. Ayrıştırılarak. Aslında Kürtlerin de kısmen Alevileri, Şiileri yerinde bırakılıp Sünnileri seçilerek. Çünkü bunlar geçmişten bu yana o coğrafyada Rusya'ya karşı direnen gruplardı. Bunlar buradan sökülüp Orta Asya'ya sürülüyor. Bir kısmı da göç etmek durumunda kalıyor. Neticede biz artık 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde buradaki nüfus dengesi Müslümanların aleyhine dönüyor. Burada yüzde otuz civarı Kürt, Azeri, Müslüman bir nüfus var. Kürtlerin de bir kısmı Azeriler gibi aynı zamanda mezhepsel olarak Caferidirler. Hı, hı. Yerleşik kalanlar çünkü Sünni olanların ezici çoğunluğu ama ezici çoğunluğu coğrafyadan atılmış. Yer yer ezidiler kalmış. Ermenistan içinde daha çok ezidi var. Kendi merkezi Ermenistan'da. Ee, bu nüfus dengesi bozulunca aslında burada Azerbaycan hükümetleri de büyük bir kusur içerisinde. Yani Kürtlerin bu coğrafyayı terk etmelerine göz yumuyorlar. Sahip çıkmıyorlar, göz yumuyorlar. Kürtlerin de seslerini çıkarmıyorlar. Zannediyorlar ki kendine iyilik yapıyorlar. Hani ee, bir muhtariyet hı hı. iddiası olan bir unsurdan kurtulduklarını düşünüyorlar. Fakat süreç bu şekilde gelişmiyor, aleyhlerine dönüyor... Buradan Ermeniler oraya göç edince oradaki Sünni direnişçi Müslüman nüfus direnen ve yine Sünni Türk Müslüman nüfus orayı terk edip oradan ayrılınca orası bir Ermeni bölgesi haline geliyor nüfus açısından. Şimdi 1980'li yıllara geldiğimizde artık Sovyetlerin çöküş işaretleri geldiğinde malum bu cumhuriyetler Gürcistan, hı hı. Ermenistan ve Azerbaycan bağımsızlıklarını kazanacaklar. Burada iki tane ana güç var her zamanki gibi. Eski, kadim İslam toprakları üzerine kurulu Azerbaycan ve eski kadim İslam topraklarından Tiflis'i ele geçirmiş olan, istila etmiş olan, orayı bir İslam toprağı olmaktan çıkarmış olan, kuzeyden güneye doğru inen e, Gürcistan. Gürcistan içinde muhtar, Müslüman yapılar var. Hı hı e, ee, Azerbaycan'da Nahcivan apayrı bir yerde ta Türkiye sınırında araya Ermenistan'ı koymuşlar. Kasıtla bölmüşler bu şekilde. Ve Azerbaycan'ın bir Karabağ'da nüfusun çoğunluğunun Ermeni olduğu, yüzde yetmişleri bulduğu bir bölgesi var. Bu arada az buz değil, 4400 kilometre kare ve burası Azerbaycan topraklarının beşte biri kadar, yüzde yirmisi kadar. Çok Büyük bir alan. Büyük bir alan. Yani aslında Azerbaycan'ın küçültülmesi için büyük bir alandır. Malum daha sonra Müslümanları harekete geçirerek Ruslar Abazya bölgesini falan bağımsızlaştıracaklar. Müslüman cumhuriyetleri, küçük muhtariyetleri e, Gürcistan'dan koparacaklar. Buna karşılık e, bu Ermeni coğrafyayı da Azerbaycan'dan kopartarak, e, Azerbaycan'la Gürcistan'ı burada küçültüp, burada yeni bir devlet gücünün, büyük bir devlet gücünün, oluşmasını engellemeye dönük bir e, Rus politikası yürütecekler. Bunun için bunun için hocam bitiyor inşallah bu tarihsel süreç 1988'de buradaki Ermeniler bu, bu Ermeni Sovyeti diyoruz biz buna. Karabağ Sovyeti. Burası hı hı. bu arada Azerbaycan'a bağlı ama muhtar bir bölge. Ve nüfus Ermenilerde olduğu için 1930'lara kadar Kürtlerdeyken Kürtlerden alınıp bölgenin yönetimi Ermenilere devredilmiş. Yani nüfus dengesi bozuldu yani. Bozulmuş. Ama Cumhuriyet de Kürtlerden alınmış. Hı, hı. Kürdistan ismi lagu edilmiş. Kürdistan'a sor denen kavram lagu edilmiş. İki kez kuruluyor bu arada. Bir kez de değil. Ve burada, burada 1988'de bir şey kurulacak. Bir Ermeni Sovyeti kurulmuş. Bu Ermeni Sovyeti kendi bağımsızlığını ilan ediyor. Diyor ki ben Azerbaycan'dan kopmak istiyorum. Şimdi bu süreç 3 Eylül 1988'den 89'a kadar gelen bir süreç ama 3 Eylül 1991'de ee, Ermenistan bu Dağlık Karabağ'ın bağımsızlaşma Azerbaycan'dan kopma ve bağımsızlaşma sürecini resmen tanıyor. Böylece böylece ortak bir tutum olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Ve ardından ardından bu sefer e, süreç içerisinde burada yeniden bir Kürt Cumhuriyeti kuruluyor. Laçin başkenti. Fakat Azerbaycan bunu desteklemiyor. E, bunun yerine bunun yerine Karabağ'ı ilhak ediyor. Onun muhtariyetini lağv ediyor. Muhtariyetin lağvı beraber orada bir Ermeni direnişi başlıyor. Buna Ermenistan Cumhuriyeti, Fransa, Rusya gibi ülkelerde destek veriyorlar. Neticede bu iş Dağlık Karabağ'da aşıyor ve Azerbaycan topraklarının 1994'ten bu yana %20'sinin, 5'te 1'inin istilasıyla neticeleniyor. Burada 1 milyon nüfus insan göç ediyor. Evet. Bu 1 milyon nüfusun bir kısmı Azeri Türk'ü, diğer mühim bir kısmı Kürt. Bu arada o Kürt Cumhuriyeti'nin tutulmaması meselesinin bir Kürt muhtariyeti dememiz lazım. Tutulmamasının sebebi tüm yükü Azerilerden kaynaklanmıyor. Kürtlerin mühim bir kısmı Ermenilerin kendilerini rahatsız etmesinden dolayı, Azerbaycan'da geçmişte kendilerini yeteri kadar desteklememesinden dolayı bölgeden göç etmiş. 70 kişilik bir heyet lazım, konsey lazım oy çokluğunu sağlamak için orada. Onu sağlayamıyorlar, sağlamakta güçlük çekiyorlar. İş bu noktaya düşmüş. Neticede Azerbaycan'ın buradaki ihmalleri, zamanındaki ihla, ihmalleri, Ermenilerin buradaki düzenli faaliyetleri, bu bölgenin Azerbaycan elinden çıkmasına bir milyon çoğunluğu özbeöz öz Azeri Türkü olan, ezici çoğunluğu belki 750 bini Azeri Türkü olan bir nüfusun buralardan sökülmesine yol açtı. Şimdi Azerbaycan buraları ele getirmeye çalışıyor. Bunlar Birleşmiş Milletlere göre kendi topraklarıdır. Sovyet Nizamnamesine göre kendi topraklarıdır. Rusya Federasyonu'na göre kendi topraklarıdır. AGIT'in kararlarına göre yani Avrupa'nın da onayladığı kararlara göre kendi topraklarıdır. 1994'ten bu yana kendi toprakları olan bir coğrafya başkalarının istilası altında. O oraya girmeden bir aslında hani Ermeni meselesi konuşulurken 1915 olaylarını çok fazla konuşmamak sanki büyük bir eksiklik olur. Yani siz de hem biraz nefes almış olursunuz. Milleti sadıka yani Osmanlı döneminde hatta bir dönem olmuş e, Ermeniler Haçlı saldırıları, Haçlı seferleri sırasında efendim e, Selçuklu'ya destek vermişler. Yani hocam tabi o çok karışık bir süreç. Yani o yani, Selçuklu'ya destek şu, vermeye şu, süreci. Ben şunu fark ettim. Ee, Müslümanlar güçlüyken Ermeniler çok net bir şekilde Müslümanlardan yana durmuşlar. Aynen. Müslümanlar zayıfladıklarında mesela ee, Okçu Milletin Tarihi kitabında Ermeni ta e, şey Moğol tarihi anlatılırken bir Ermeni yazıyor Gregorian. Orada Ermenilerin e, şeylere Moğollara nasıl iyicilik yaptığı, nasıl Müslümanların e, yerini yani Müslümanlar e, hakkında istikrar, bilgi verdiği geçiyor. Çok istikrarsız bir toplum hocam. Evet. Çok istikrarsız bir toplum. Ee, şey yani bunlar e, Urfa'yı onlar Haçlılara savaşsız teslim ediyorlar. Hı hı. İlk böylece Haçlılar bir mekan elde ediyor İslam aleminde ilk e, e, şeydir Haçlıların ilk yapılaşmasıdır Urfa kontluğu peşine Antakya'nın istilasında onların katkısı oluyor ve ancak ancak Nureddin Zengi'nin e, 1160'lı yıllarda yani yaklaşık 70 yıllık bir tarihsel süreçten sonra e, Leonla anlaşmasıyla ancak ancak Leon oğluyla anlaşmasıyla ancak e, Ermenilerin bir kısmı Müslümanların tarafına e, geçiyor. Yani burada Selçuklulara karşı değil, değil. Yani Selçukluların Haçlı mücadelesi birinci Haçlı Seferiyle sınırlıdır. Hı hı. Sonra Selçuklular kendileri Haçlılarla bir mücadele halinde değildiler ikinci aşamada. Evet. Yani zayıflamışlardı zaten. O, e, bu böyle bir mücadele halinde olmayınca Ermenilerle müttefikler ama bu ittifaklar genelde Haçlı mücadelesine Karşı ittifaklar sayılmaz ama desteğinde de sayılmaz. şöyle Dolayısıyla gördüm. hani o yöndeki söylemler çok doğru değildir. Ancak Müreddin Zengin'in, mesela Hadin Eyyubi'nin çok yoğun faaliyetleriyle, yoğun faaliyetleriyle evet Ermeniler kısmen bir dönem Müslümanların tarafına e, Yani Müslümanlar güçlüyken, birlik halindeyken aynen öyle Ermeniler kısmen. sanki bana aynen, şey geliyor, aynen. güçlü olana oynuyor. Evet çünkü zayıf bir toplum, evet. bir azınlık e, toplumu Doğrusu İslam toplumuna karşı çok sadık oldukları iddia hı hı. edilemez. Evet, yani, çok... yani bu şey ama... Osmanlılar Osmanlı idare ediyorlar. Osmanlılar merhamet ediyorlar. Yani, yani mesela 13-14. yüzyıla kadar kesinlikle bir sadıklık falan yok. Bir sadakat falan yok. Osmanlı döneminde biraz toparlanmış ama Osmanlı da zaten büyük bir güçtü. Osmanlıya herkes sadıktı. Alternatif yoktu zaten. Herkes sadıktı çünkü güçlüydü. Çok güçlüydü çok, yani. Yüz yani evet. yüzyıllarca... Bazı dağlı topluluklar, Lübnan dağlarındaki Maruniler gibi, hı hı. E, efendim Yemen dağlarındaki bazı mezhepsel topluluklar gibi. Zaten Osmanlı'ya karşı kimse direnmemiş ki onlar dirensin. Yani. O vardı yani sanırım mesele o biraz. Tabii tabii yani çok yoksa güçlüydü, yani çok güçlüydü yani bu. Evet hocam bir araya gideceğiz. Ee, 1915 olaylarına ikinci bölümde artık belki birkaç cümleyle değiniriz. Ondan sonra bu Karabağ meselesine bugüne geliriz inşallah. Şu evet muhterem izleyenler kısa bir araya gidiyoruz inşallah. Evet muhterem izleyenler ikinci bölüme e, başladık. Ermeni olayları e, hani katliam oldu mu olmadı mı e, tartışmaları biraz hani belki çok programımızın formatı değil ama hani şu büyük bir çelişki. Yani bu kadar iç içe yaşanmış e, toplumlar ve hani diyebiliriz ki mesela bir e, eski dönemlerde insan öldürmek daha kolaydı. Çünkü insan gittikçe medenileşiyor, daha az öldürme duygusuna e, kapılıyor. O dönemlerde bile insanların hani öldürmenin kolay olduğu, evet. herhangi bir yaptırımın olmadığı, ülkelerin uluslararası anlamda bir yaptırıma uğramadığı dönemlerde bile böyle bir şey yaşanmamış. Hani bir yok edeyim, evet. e, katliama uğratayım, Müslümanlar tarafından böyle bir şey yaşanmamış ama son yüzyıl ne olduysa bir e, Ermeni katliamı, soykırımı iddiası var tar böyle bir tartışma var yani nasıl bir süreç kim zorladı nasıl oldu çünkü hakikaten acı bir şey yani bir evet. bunun gündem olması bunun konuşulması bile gerçekten acı veren ya bir şey Müslümanlar katliam yapmamayı bir e, sadece yani İslam inancının elbette bir eseri bu ama aynı zamanda bir gelenek haline getirmişlerdir şuna inanmak lazım katliam boyutuna varmamıştır bu tür. Şimdi olsaydı ezdiler Müslümanların içinde yaşamazdı. Yani. Bu Ermeniler o güne kadar yaşamazdı. Meşhur Diyarbakır esnafının 1878 anlaşmasından sonra Avrupalara gönderdiği mektup var. Bugüne kadar bunları bize karşı kim korudu ki siz bugün onları bize karşı koruyorsunuz diye. Bu da bir tehcir söz konusudur, bir baskı söz konusudur. Ama Ermenilerin de Erzurum, Silvan arasındaki o Arabı, Tünceli, ara bölgeden Müslümanlara yönelik katliamları söz konusu. Burada Seyit Rıza'nın bu Tünceli Alevi reisinin e, ifadeleri vardır. Yani hamile kadınların karnı deşilmiş, insanlar samanlıklarda e, yakılmış, Rusya ile işbirliği yapılmış, hı hı. Rus ordularının önüne verilip ta Bitlis'e kadar getirtilmiş. Burada büyük bir vaka var. Buna karşılık buna karşılık e, itaat ve terakkinin e, bu nüfusu tecir etmesi vardır. Teheccül sırasında ölenler vardır. Bu konuda vicdanım gerçekten çok çok. Rahat, ben Süryani meselesi üzerine bir e, roman yazdım. Süryanilerin öldürülmesi, katledilmesi beni el, elbette üzdü ama Süryani meselesi bir katliam boyutuna hiçbir zaman ama hiçbir zaman varmadığı gibi burada varmamıştır. Katliamın olabilmesi için kadın veya erkek, çocukların öldürülmüş olması gerekiyor. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Ama bir tecir var ve bu tecirde elbette elbette sadece tecire uğrayanlar onlar değil Müslümanlardır. Yani benim çocukluğumda dahi işte ben 50 yaşına doğru e, 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 ilerliyorum. Benim çocukluğumda bizim köylerimizde e, dar geçtiğim köylerinde muhacir kadınlar vardı. Ne ne anne vardı, evet. ne baba vardı. Biz işte muhacir kadın derdik ona. Yani niye muhacir olmuştur hocam bunlar? Bunlar Van'dan, Bitlis'ten, o bölge Erzurum civarından Ermeni baskınlarına uğramışlar, tecir olmuş Suriye'ye doğru. Yani İslam aleminin her zaman merkezine doğru doğru bir göç yaşamışlar. Annemin Bizim ninesi öyle biriydi hocam. Mi? Annemin yine evet. öyle biri. Bunlar getir bu getirip, şey. getirip kız çocuklarını orada ya kendize o zaman kız çocuğu böyle bizde başlık parası da vardı. Bulmak aynı zamanda büyük bir nimetti yani. Ve kendize büyütürsünüz. Evlatlarınızdan biriyle nikahlarsınız diye ben kaç tane majur kadın tanıyorum daha belki bir kısmı hala hayattadır yani yüz küsur yaşında bile olsa. Hı hı. Dolayısıyla burada tehcir sadece Ermenilere e, olmamış. Ermeniler de birilerini tecrid etmişlerdir. Hı hı. Ve bu olayın dinmesi için, sükunete ermesi için elbette itaat ve Terakki'nin eylemlerini savunmak vicdan işi değildir. Hı. Ama ama realiteyi de 1915'te bir katliam oldu falan gibi şeylerde abartılıdır. Mesela şudur. Ermeniler 10 Müslümanı katlettiklerinde aynen bugün Karabağ'da olduğu gibi Avrupa'nın çıtı çıkmamıştır. Bakın hepimiz televizyonlarımızın başında izliyoruz. Karabağ'da bunlar füze atıp Karabağ dışında. Hı -hı. Öz Azerbaycan'ın toprağında sivil, yerleşim sivil yerleşimleri. yerleşimleri bunlar kadınları, çocukları katlediyor ed ed ediyorlar mı? Elbette katlediyorlar. Peki Avrupa'dan bunu protesto eden biri var mı? Ya İsrail'e kınama yapıyorlar. Çünkü Filistinlilerin böyle uluslararası bir ağları var. Yani Arapların bir kendine has bir ağ var ve her şeyden önce Filistin ve Lübnan Hristiyanlarının bir kısmının Filistin mücadelesine desteği var. Hı hı. Ama Azerilerin Rusya içerisindeki o sıkışmışlığından dolayı uluslararası bir lobileri de yok. Evet. Öyle bir lobileri olmayınca bakın Türkiye desteği olmasa kimsenin sesi çıkmıyor, kimsenin çıkı Boşuna Olacak hocam. Acaba bugün bugün Azerbaycan iki füze atıp Erivan'da 10 tane çocuk öldürseydi kız çocuğu ya yani bir yaşındaki kız çocuğu. Evet. 6 aylık kız çocuğu öldürseydi Azerbaycan katliam yapıyor diye dünyaya ayak kaldırmazlar mıydı hocam? Mesele budur. Gerçekten bu meselelere iyi kafa yordum, iyi çalıştım. Hatta böyle o zaman şey çok uğraşıyordum. Can Dündar mıydı? Can, Can Dündar dedim bu eski gazeteci şimdi yurt dışına. tabii, ee, tabii, tabi Can Dündar. Ona o zaman böyle bir, bir yazılı olarak da şey yaptım. Henüz böyle 2000'li yıllarda yani istiyorsan karşılıklı konuşalım bu meseleyi diye çünkü yani Ermeni katliamı diye bunlar mı propaganda yapıyorlardı? Hı hı. Para para alıyorlardı herhalde. Propaganda yapıyorlardı. Yok, gerçekten uğraştım. Çok objektif uğraştım. O kaynakları okudum, bu kaynakları okudum. Bu doğru değil. Buna katliam falan denmez. Tehcir denebilir. Hı hı. Katil denebilir. Sen de katletmişsin. Çoluk çocuk kat, katletmişsin. Hamile kadını katletmişsin. Ee, dolayısıyla burada bir 1915 meselesi. Tümüyle, tümüyle önce Osmanlı'yı daha sonra kurulan Türkiye Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ayak bağı olsun diye. Ya yani Fransa çok mu iyi baktı Ermenilere? O onları katlettirdi yani. Amerika hı hı. çok mu iyi baktı? Protestanlaştırmaya anlaştırmaya Amerika onları protestanlaştırmaya çalıştı. Şey, Fransa onları katolikleştirmeye çalıştı ve modernleştirmeye çalıştı. Özlerinden kopardı. Şu anda mesela şeyde Davasa, Ermenistan'da Davasa kiliseler yapılıyor ama kiliseye giden neredeyse hiç kimse. Hiç kimse yok. Burada Şeyde öldüğün öldürü katledildiğinde bu Agos gazetesi yayın Hrant. yönetmeni Hrant Dink katledildiğinde Patrik üzerine tören yapmayı reddetti. Dedi ki sosyalisttir dedi. İnançsızdır dedi. Di -di Diye reddetti. Ermenileri kendi özlerinden, inançlarından tamamen kopardılar. Benzer şeyler Ermenistan'da her seferinde yaşanıyor. Kilise ile mev mevcut yapı arasında. Şu anki devlet başkanı da ateist. Mevcut devlet başkanı da ateist. Kiliseyi sadece sadece kullanıyor ve bunu Fransa yaptı, bunu 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 Amerika yaptı, bunu Rusya yaptı. Ee, şu an şunu diyeyim. Ermeniler hiçbir zaman tarihleri boyunca modernleşme dönemindeki mağduriyetlerini İslam döneminde yaşamadılar. Biz İslam'ın siyasal e, hakimiyetini 1839'da sınırlandırabiliriz. Böyle de yapmamız gerekiyor. Ya yani 1809 ıslahat fermanı ile birlikte İslam'ın siyasal hakimiyeti sona eriyor. Osmanlı'nın son yüzyılı Abdülhamid'in buradaki mücadeleleri bunlar mücadeledir, çırpınıştır. Evet. Ama fiili bir şey sağlanmamıştır. Hamid 1856 ıslahat Fermanı'nı la'u edememiştir. Dolayısıyla hocam yani bizim siyasal hakimiyetimiz kabul edelim. O da en geç bunu 1808'e kadar götürmek hı hı. mümkün. Yani 2. Mahmud'un iktidara gelişiyle başlatmak kesinlikle mümkün yani. Ama hadi merhametli davranıp 1839 diyelim biraz da bilinen bir tarih. böyle olsun. Işte Ermeniler hiçbir zaman 1839'dan önce yani ne zamandan 615, 16 Urfa'nın fethi, hı hı. Hicri 15 ben karıştırıyorum oraları ne kaça denk geliyordu Urfa'nın fethi böyle 638 falan. Hı hı. 638 zamanı tarihleri unuturum. 638'den 1839'a kadar yaşadıkları 1200 yıl ediyor. 1200 yıl ediyor. Hiçbir zaman, hiçbir zaman modern dönemde yaşadıklarını o dönemde yaşamadılar. Ya soru bu. Zaten bir an önce dedim ya yani bu, bunca yıl bir arada yaşamışsın. Bunun benzeri hiçbir şey yaşamamışsın. Daha net ifade edeyim hocam. Ne yaşadılarsa 1839'la sonraki dönemde yaşadılar. Evet. Oyuncak haline geldiler. Rusal sistemin bir piyonu haline geldiler. Çok üzücü bir şey bunu söylemek bir kayım için. Evet. Ama bir piyonu haline geldiler. Halbuki ondan önce İslam toplumu işte cizyelerini ödeyen şerefli bir toplumdu. Müslümanların kıymet verdikleri ihanetlerine rağmen zaman zaman değil Moğol gelmiş işbirliği yapmış, Haçlı gelmiş işbirliği yapmış. Fırsat bulduğu an isyan etmiş ama Müslüman ona dokunmamış. Halbuki, halbuki bakın aradaki bu ne yani hocam kaç yıl ediyor? Toplam 180 yıl etmiyor, doğru mu? Hocam. 100 181 yıl mı ediyor? 181 yılda Ermeniler bütün varlıklarından oldu. Bunu Süryaniler bu konuda daha vefalı. Süryaniler gittikçe bu konuda daha çok uyanıyor hı hı. ve şunu söylüyorlar. Biz İslam döneminde, İslam'ın siyasi döneminde daha müreffeh, daha mutlu ve daha önemlisi kendi açılarından daha dindar bir toplumduk diyorlar. Dindar derken daha dindar bir Hristiyan. <laughs> İslam'ın kaybetmesiyle biz de kaybettik. Bunun böyle olacağını bilmezdik diyorlar. Biz de dinimizden olduk. Dinimizden olduk diye. Bunu Türkiye'de bazı Ermeniler bunu haklar niye yemek lazım ifade ediyorlar. Ermeni Patrikhanesi'nin bir kısmı da aynı düşüncede. <laughs> bunu bunu bu arada Ermeni Patrikhanesi modernleşmeye direnen patrikhanelerden biridir. Haklarını da burada ifade etmek lazım. Dire karşı çıkan Ermeniler Hristiyan, dindar Ermeniler değil, layık Ermenilerdir. Sonraki evet. dönem sosyalist Ermenilerdir. Ermeni patrikanesi bu konuda, bu konuda bu layık sosyalist gruplarla çok iyi bir işbirliği yapmadı. Elinden geldiği kadar kendi onların şerrinden uzak tuttu ve onların hakimiyetinden sonra Müslüman hakimiyetini tercih etti. Yani. Burada bunu da ifade etmek lazım. Yani şimdi geçenlerde bu Fransa'da kiliseye bir saldırı oldu. Orada hemen şunu düşündüm. Yani biz Müslümanlar eğer aklı başında olarak düşünürsek neden Macron'un günahını Hristiyanlara ödettirelim ki? Doğru mu? Hristiyanlar bizim ortağımız bu konuda. Mağdur. Hı hı. Fransa ihtilalinin mağdurları Kilise de mağdur. Bakın kilisede öldürülen 3 e, kişinin yaşı, yaşı 40'ın üzerinde genç gitmiyor kiliseye evet. Fransa'da. Evet. Kilisenin bugün orada canlı olması zannedildiği gibi gelecekte Müslümanların aleyhine olmaz. Asla. Müslümanlaşmayı sağlayabilecek bir unsur, bir bir bir, bir, bir hal. Şimdi onun için burada hemen düz gitmemek lazım. Çok böyle makul düşünmek lazım. Ermeni patrikanesi ve dindar Ermeniler bu süreçte e, bu, bu, bu isyancı örgütlerin yanında durmaktır. Layık, seküler ve özellikle ...sonraki dönem sosyalist grupların faaliyetleri 1915'e kadar meseleyi getirdi. Bu arada 1915 kararını alanlar da dindar, İslam'ın siyasal yanına inanmış, İslam'ın siyasal bütünlüğüne, İslam'ın bütünlüğüne inanmış Müslümanlar değildi. Layık, itaat ve terakki hı hı. gruplarıydı. Evet. Dolayısıyla burada Ermenilerle Osmanlı idaresi arasındaki kavga temelde temelde iki layık grubun çatışmasıydı. İki seküler grubun çatışmasıydı. Ama sahada bunun zararını yörenin Kürtleri ve sıradan Ermenileri gördüler. Maalesef. Çok mağdur oldular. Şu da çok... İkisi de ikisi de bu alanda gerçekten sıradan Ermeni de mağdur oldu, Kürtler de mağdur oldu. bölgeye yerleşik Türk yerleşik Türkü, Arabı da mağdur oldu. Şöyle biz hep kayım ismiyle adlandırma da bir alışkanlık haline gelmiş bizde Fransız ihtilalinin bu arada bize bir yansıması. Evet. Ee, burada Müslümanlar toplu halde eziyet gördüler Ermenilerin elinden, hı hı. seküler Ermeni grupların elinden ve buradaki sıradan Ermeni de elbette mağdur oldu, tehcil edildi, evet. ayaklar altında kaldı. Bazen Ermenilerin hiç çatışmasına kurban gitti. Biz meseleye Müslümanca bakmakla mükellefiz. Bu pencereden bakmakla mükellefiz. Mese Etnik meseleyle bakmak son derece yanlıştır. Meselenin zaten bir e, batı propagandası olduğu çok yani e, kelimeleri adlandırmada anlamlandırmada ortaya çıkıyor. Mesela Hitler'in Yahudilere karşı. Bakın biz konuşurken ne deriz? Hitler'in Yahudi soykırımı. Hiçbir zaman Almanların denmez. Ya da Hristiyanların denmez. 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 Oyun çok önemli. Hitler, yapan Hitler'dir. Ama bir Ermeni tırnak içinde kullanıyorum katliamı diyelim ki hadi böyle adlandıralım. Bunu yapan Türklerdir. Bunu yapan Müslümanlardır. Kimse İttihatçılar demez. Bu arada bizim tarihçilerimiz de hiçbir zaman Haçlı Seferleri sırasında da Ermeni isyanı Ermenilerin Haçlılara desteği de demezler. Hı, hı Ermeni meliki kimse Ermeni bu pensi, Kimse onun desteği diye yazarlar. Hı hı. Bu çok bilinçli, çok 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 stratejik bir yaklaşımdır. Bütün Ermenileri küstürmeme, bütün Ermenilere suç atf etmeme yönünde bir şey, evet. oyuna oyuna gelmemek gerekiyor ki bugün mesela Azerbaycan Karabağ elbette Allah'ın izniyle bu Karabağ'ı elbette alacak, alması gerekiyor. Hı hı. Bu bu yeryüzünde tek bir karış toprağı ister ister bazen orada şu yönetim, bu yönetim bulunsun. Başkalarının hakmeti altında kalmamalı. En kötü ihtimalle, bakın geçen oralarda güzelim ezan okundu. Camiler evet. yeniden inşa edilecek, Allah'ın adı anılacak ve orada insanlarım, insanlarımız yerlerine dönecekler. Ama buradaki Ermeni nüfusu elbette Azerbaycan yönetimi dokunmayacak. Zira Müslümanlar başkalarının işlerinde barındırabiliyorlar. Ama Ermeniler oraya hükmettiği günden bu yana orada tek bir Müslümanın yaşamaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar bakın ellerinden gelen her şeyi her şeyi yaptılar. Dolayısıyla katliam meselesini en son konuşması gereken Ermeniler ve özellikle bugün bu edebiyatı yapan Ermenilerin layık kesimleridir. Bu onların günahıdır. Yargılanacak biri varsa öncelikle onlar yargılanmalıdır. Halk arasındaki avami bir şekilde bu konuda sıradan Ermeninin, Ermeni patrikhanesinin diğer unsurların burada itham edilmesi ise çok nahoş bir durumdur. Evet. Canım. Evet. Yani bizim medeniyetimiz ile Batı seküler, Hristiyan demeyelim, Batı seküler medeniyeti arasında dağlar kadar fark var. Ya mesela hocam 400-500 yıl boyunca İslam idaresinde olan Yunanistan'da Müslüman nüfus yok. Nasıl olabilir ya? Çünkü <laughs> kovdunuz hepsini. Bulgaristan'da Müslüman yok, değil mi? Tabii ki kovuyor ya. Yani. Ya hepsini kovdunuz ve tutup da şey dersi vermeye çalışıyorlar. İnsanlık dersi vermeye çalışıyorlar. Ama bugün e, Ermenistan denilen coğrafyada dahil milyonlarca Ermeni hala varlığını sürdürüyor. Binler, bin küsur yıl Müslümanların idaresindeydiler. İslam medeniyetinin faziletidir. Evet. Burada kimi özellikle dindar isimlerin adalet namına, hak namına bu tür batılı söylemlere destek vermesini sadece adaletli olma falanla açıklamıyorum. Batılılar öyle demeseydi o arkadaşlar öyle mi konuşacaklardı? Hayır. Sadece bir kompleks meselesidir. Başka hiçbir izahı yok. Hakla, adaletle de hiçbir ilişkisi Zaten Yok. hocam çoğu meseleyi Sen araştırmış diğer da değil. Sen gerçi katliamlarını falan konuşuyor. Araştırmış değil hocam. Ezber öne, yani önüne bir ezber Batılı aydınların konuluyor. yeni ha -ha. müritleri yani. Evet yani. Batılı aydınların içimizdeki müritleri. çünkü bütün Batılı aydınlar salt Fransız İhtilali'nin o diktatör despot adamları değildir. Bu aydın despot aydınlar vardı. Bir de bugünkü Avrupa'da insan haklarından yana görünen ve bu meseleleri çokça gündeme getiren ama söz konusu Müslümanlar olunca gözlerini kapatan bir de bir kesim var. Hı hı. Bizim içimizde de. Bunlar okundu, o onu da biraz konuşalım mı? Müslümanların üritleri var. Bugün mesela. Ama Kafkasya meselesini kaçıracağız hocam yani. Ka ee, 1915 olaylarını konuştuk. Konuştuk bugüne gelme. Bugüne yani. gelelim, bugüne gelelim. <laughs> Bugünü soracağım o zaman. Siz oradan bağlayın. Müslümanların Azerbaycan Ermenistan meselesine şu bu bana çok tarafsız gibi duruyorlar. Yani mesela bir Filistin meselesinde siz bir cümleyle değindiniz. Evet. Filistin meselesinde Müslümanlar ses veriyor. Ee, efendim Arakan için ses veriyor, Keşmir için ses veriyor, gücü yettiği kadar, Türkistan evet. için ses veriyor. Ama mesele gelip Azerbaycan meselesi olduğunda dikkat ediyorum. Bir Türkiye dışında şey yapan yok. Hani bu bizim meselemiz, Müslümanların meselesidir diyen yok. Bu şeyden kaynaklanıyor hocam. Çok yani o mesele çok hani gerçekten e, çok böyle drift e, bir mesele değildir. Yani bu Azeri hükümetinin bugüne kadar kendini İslam dünyasından e, yalıtmış olmasından kaynaklanıyor. Ben bir yazımda da bunu uzunca ayrıntılı bir şekilde işledim. E, İslam dünyasında sekülerleşen iki ilk iki grup biri Arnavutlar, diğeri Azeriler'dir ee, ve ancak Azeriler şimdi daha yeni yeni Türkiye'nin çok bu konuda yoğun çabası var şunu gördüler ee, İslam aynı zamanda Azeriler için bir milli meseledir evet. İslamlaşma olmazsa Azerbaycan'ın kendi o o bölgede korunması mümkün değildir burada ortaklığı canlandırmaya çalışan bir Rusya var hı hı. ve bu alanda bunu bunu kullanıp Kafkasya'ya tekrar inen bir Rusya var burada burada Katolik bir Gürcistan var ve Batı ile çok sıkı fıkı ilişkileri var. Buna karşılık layıklık üzerinden, sekülerizm üzerinden var olmaya çalışan bir Azerbaycan'ın artık tutmayacağı daha yeni 3-5 yıldır anlaşılmıştır. 3-5 yıldır anlaşılmıştır. Orada sanki bir çalışmalar yapılıyor. Ya 2008-2009 yıllarında bile Türkiye'de bu Ergenekon meselesine Azerbaycan çok büyük destek verdi. Hı hı. O milletvekilleri gelip buralarda ee, ...hükümetin aleyhine, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine açıklamalar da, da bulundular, beyan da bulundular... ...ve hükümeti çok zor durumda bıraktılar. Hükümeti Kafkasya'ya destek vermemekle falan şubuyla itham ettiler. Çok, çok nahoş hallerdi. Ama 5-6 yıllık bir e, süreç bu. E, bu e, ele geçirilen, yeniden ele geçirilen topraklarda e, ezanın okunması, e, camilerin sorulması, yerlerinin sorulması... E, camilerin açılması için bir gayret içine girilmesi, Azerbaycan'ın bir değişim içinde olduğunu gösteriyor. Hala tesettür başörtüsüyle alakalı e, ciddi sorunları var. Geçmişte İslam Konferansı Teşkilatı'yla ciddi bir temas kurma konusunda isteksiz davrandı Azerbaycan Hı -hı. hükümeti. Burada tamamen tamamen kendini İslam aleminden yalıttı. Yalıtırken bu arada gerek İsrail gerek Amerika ile çok e, sıkı bağlar e, kurdu. Evet, bugün Karabağ meselesinde e, hem Amerika'nın hem İsrail'in ona bir şeyi dokunuyor bir faydası e, dokunuyor çünkü burada bir güç mücadelesi var bir tarafta Rusya var bir tarafta bu Batılı diğer güç var bu ikisi arasındaki meselede böyle bir husus var ama Azerbaycan e, Türkiye'nin de yoğun katkısıyla İslami söylemleri e, ilk kez kullanıyor e, evet. ilk kez kullanınca da e, ortaya böyle bir netice çıkıyor ama şunu unutmayacağız bakın e, Lübnan'dan layık Ermeni milisler bu solcu Ermeni milisler Hı hı. Ee, şeye gidiyor Karabağ'a gidiyor ee, Fransa'dan geliyorlar e, buraya ee, Ermenistan'daki Ezi'di Kürtlerinden Ermenistan ordusuna gelip katkılar veriliyor ee, burada burada tamamen İslam'a karşı nefret söylemi içerisinde Batı'nın bir kampanyası var Batı burada katliamlara ses çıkarmıyor attıkları füzeleri görmezlikten geliyor. Azerilerin ilerleyişi, her ilerleyişini bir ateşkesle kesiyor dikkat ederseniz. Hı hı. Burada Azeriler her bir şehri ele geçirdiklerinde, mutlaka bir Trump araya giriyor bakın, hı hı. Putin araya giriyor hı hı. arkasından mutlaka bir ateşkes düzenleniyor. Bu ateşkesle mutlaka Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerlerine füzeler füzeler atıyor. Tahrik yani. Ee, dolayısıyla tarih şunu tahrik ediyor hocam. Şimdi Ermenistan'ın Ermenistan Gürcistan ve Azerbaycan'a karşı ama özellikle Azerbaycan'a karşı Rusya Federasyonu'nun himayesi altındadır. Hı hı. Yani ikisi arasında ittifak anlaşması vardır. Şöyle bir ittifak anlaşmasıdır. Bu ee, Ermenistan'ın saldırıya uğraması durumunda Rusya'nın, Rusya, Rusya Federasyonu'nun Ermenistan'ı koruma vazifesi vardır. Dolayısıyla Ermenistan burada sürekli Azerbaycan içlerine füzeler atarak Azerbaycan'ın da savaşı Ermenistan'ın içine taşıması için teşvik ediyor, tahrik ediyor. Ta ki Rusya Federasyonuna dönüp şunu desin: bak saldırıya anlaşmaya uğradım. göre ben saldırıya uğradım, bana yardımcı olman lazım, beni koruman lazım, füze rampalarını şunu bunu hareket lazım. Bu arada, bu arada Aliyev'in çok güzel bir ifadesi vardı, diyordu ki: evet, bizde Türkiye'nin silahları var, bizde Amerika'nın silahları var, bizde İsrail'in silahları var, Fala biz bunu paramızla satın aldık. Hı hı. Ama Ermenistan'da Rusya'nın, Fransa'nın ve diğer güçlerin silahları var fakat bunları hibe ettiler. Parasız aldılar. çünkü o alacak paraları yok. Evet. Ülkesin yoksul... hani savunma bütçesinden kat kat fazlası zaten yok edilmiş. Çok yoksul bir devlet, çok evet. çok yoksul ya ekmek bulamayan bir hı hı. yer uçaklarında diyorlar ki koltuk yok yani uçak yok hava yollarında koltuk yok ama füze fırlatabiliyor bu. Bak, yolcu uçağı yok, füze fırlatıyor. Türkiye'de 100.000 bin civarında işçisi var diyorlar ki eğer Türkiye bunları Gönderse Ermenistan açlıktan ölecek çünkü 2.300 civar 2.300 bin civarında nüfusu var. Şimdi 100 bin insan her biri hocam kendisiyle beraber sadece 3, 3 kişi yani beslerse bu ne yapar? 400 bin nüfus yapar. Hı hı. Bakın bu 400 bin nüfus da kimden alışveriş yapacak? Esnafından, yani susundan, busundan, yani. bir buçuk, buçuk milyona Yaklaşık Ermenistan'ın yarısının gıdası hı hı. anlamına anlamına geliyor. Ee, Ermenistan çok böyle suni teneffüsü yaşayan bir devlet. Evet. Üstelik Azerbaycan burada Ermenistan topraklarına hücum etmiyor. Hı hı. Buralarda İslam toprağıydı bu arada. Hiçbir zaman bir Darül İslam Darül Harp olmaz. Bunlar eski fetih topraklarıdırlar. Evet. Dolayısıyla bunlar İslam topraklarıdır. Tiflis de öyledir. Orası da öyledir. Kabul etmemiz lazım. Nasıl ki Kırım öyleyse. Hı hı. Nasıl ki Kırım öyleyse. Dolayısıyla 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 ee, Burada tamamen Ermenistan'ın bir yanlış tutumu var. İstilacı güç konumunda. Avrupa bunu kabul ediyor. Aynen Filistin'de olduğu gibi hocam. Filistin'de evet, diyor ki İsrail'e sen Batı Şeria'da orada burada istilacısın. İyi madem istilacısın çekilsin. Çekilmesi için hiçbir şey yapmıyorlar. Evet. Zaman tanıyorlar, fırsat tanıyorlar. Ta ki orayı Yahudileştirsin. Burayı da Ermenileştirmesi yönde bir. Şimdi sıkıntı şu. Burada Azerbaycan diyelim ki Karabağ'ı ele geçirdi. Eğer Azerbaycan burada Buraya nüfus aktarıp bu bir milyon nüfusu yerine iade etmez ve burayı insanla doldurmazsa burayı zaten ayakta tutması mümkün değil e, değil tutarsa ne olur? Azerbaycan yeniden yani bu bölgede bir güç haline e, gelir ve bu eninde sonunda bugünkü aksaklıklara, eksiklere bakmamak lazım hı hı. böyle çok küçük düşünmemek lazım eninde sonunda İslam'ın lehinedir Müslümanların lehinedir. Yönetimler gelip geçicidir. İslam toprakları kalıcıdır. Ee, meseleye böyle bakmak. Lazım. Ama biz Bosna meselesinde mesela Müslümanlar şaşı bakmadılar. Bosna'da yani Bosna'daki insanların durumu ile Azerbaycan'ın durumu çok farklı değil mi? Hayır hayır. Öyle hiç hiç benzemiyordu. Yani Bosna'nın şey şu anlamda halk anlamında diyorum. E, işte öyle değil. Yani Bosna'da Bosna'da İslam aleminin tümüyle çok ciddi bir iletişim kurmuş bu arada dünyadaki pek çok fas Yahudileri başta olmak üzere Yahudi grupları da dahil. Ee, i̇yi iyi iletişim kurmuş bir aileyezetme kurucu vardı. Makul bir aileyezetme goviç vardı. Hay hay ben şunu soruyorum. Ee, on... Diyor ki Bosna halkı da hani böyle çok aşırı dindar böyle şey bir şey değildi Bosnalılar ama şey ama Müslüman İslam dünyası Bosna'ya sahip çıktı. Hocam liderlik liderlik burada önemli. Burada liderlik yani liderlik o önemli. Tabii Şüphesiz. yani burada o meseleyi çok hani şu anda devam eden bir savaş var. Sözlerimiz çok incitici. Hı hı. Gelebilir yanlış anlaşılabilir. bilir. Ya ben daha fazla Müslümanların sahip çıkması gerektiğini yani, düşünüyorum. Evet Müslümanlar daha fazla sahip çıkmalı ama hani ulaşmak son derece zor. Hı hı. Türkiye'de bu sahiplenme yeteri kadar yapıyor. Yapılıyor yapılıyor. Hı hı. Eğer daha İslam burada diyorum ya yani daha farklı bir hal olsaydı farklı sonuçlar alını bilirdi ve bu Müslümanların desteği tabi. Lehte mi olurdu onu da bilmiyorum. Çünkü e, mevcut kritik durum. Çok çok kritik. Şu hal eğer e, daha iyi, daha olumlu yani şu anda. Bir sorun yok yani. Evet. Önemli olan e, ülkelerin amaçlarına ulaşmalarıdır, Hedeflerine ulaşmalardır. E, böyle giderse alacaktır. Ama almaması için, Karabağ'ın buradan arındırılmaması için ellerinden gelen her şeyi batılı güçler yapacaklardır. Her ateşkes zaten bunun işareti durumundadır. Evet hocam teşekkür ettim. Allah razı olsun. Evet, evet sanırım artık yeni bir çağa biz giriyoruz. Artık Müslümanların yavaş yavaş toparlandığı, güç kazandığı bir döneme giriyoruz. Muhalefet oluşturduğu, dili oluşturduğu ve topraklarını talep ettiği bir çağ. İnşallah bunu Filistin'de de görürüz. İnşallah Keşmir'de de biz bunu görürüz. Daha Müslümanların rahatladığı dönem başlıyor gibime geliyor. İnşallah yanılmıyorumdur. Haftaya bir başka konuyu konuşmak üzere efendim. Allah'a emanet olun.